Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere cips ve elmayı tanıtacağız. Bakın ben size ne demiştim arkadaşlar? Şöyle bir şey, Sürpriz evet, şöyle bir şey söylemiştik. Zararlı olan ürünlerimizi gördüğünüz gibi böyle simsiyah tabaklarda tanıtacağız. Çünkü bunlar çok zararlı, yenmemesi gereken şeyler. Onun için hiç layık değiller altın tabakta tanıtılmaya. Kesinlikle siyah tabakta tanıtıyoruz. Neden zararlı bu? Aslında bu neden yapılıyor? Patatesten yapılıyor ya da mısırdan yapılıyor. Değil mi Derincim? Fakat o kadar kötü bir yağ içerisinde uzunca süre pişiriliyor ki, kızartılıyor ki bu anormal içerisinde yağ biriktiriyor. Dolayısıyla bu deneyimizi siz evde, masayı sallama tatlım. Cipsi yapabilirsiniz. Tabii ev cipsi fırında yapabiliriz sağlıklı usullerle. Ama şimdi biz Mesela zararlı... elma ile cips yapılmaz. Evet, şöyle şimdi sen otur tatlım. Şimdi bu deneyi evde tek başınıza bir kere yapmıyorsunuz. Neden yapmıyoruz peki Derincim? Ya evde yangın çıkar. Evet, değil mi? Çok tehlikeli. Bunu biz bayağı bir yetişkin oluncaya kadar tek başımıza evde asla denemiyoruz. Evet, Büyükler tek başına sadece yapabilir. büyükler yapabilir Tek tabii ki. başına. Tek başına yapabilir. Evet, bu cipsi alıyorum ben şimdi. Yapacağım. Evet, bunun içine atıyorum. Ondan sonra Bir elmayı kere yapacağım. sağlıklı bir gıda, mesela bal da öyledir. Yanmaması Anne gerekir. Ama ben bakalım bu yanıyor mu? korkuyorum. Bir bakacağız Ben şimdi. korkuyorum. Bak. Korkuyorum Dur. anne. Tamam dur. Korkmana gerek yok. Ben Bakın. yakalıyor. Hem de çok Bakın. yakalıyordu. Ama Söndü mü? daha çok. Çok mu ateşi tutmam lazım? Kokusu nasıl derin? Ay, İğrenç, değil mi? iğrenç. Zaten tadı da bunların iğrenç. Gördüğünüz gibi yanıyor bakın. Gördünüz mü? Yanıp yanıp sönüyor, değil mi Derincim? Bakın. Ama yanması çok ilginç. Yanıyor çünkü neden içerisinde yüksek miktarda içerisinde yağ var ve buradaki kokuyu tarif edemeyiz size. Rezalet bir koku. Evet, rezalet bir koku. Bakın yanınca da simsiyah oluyor. Mesela gerçek bal yanmaz biliyorsunuz ama bu yanıyor. Yanan yakacağız. Öf, derin çok kötü koktu değil mi? Rezalet bir koku. Bakın. Öf, boğulacağız neredeyse. Bakın hatta cipsin hepsi yanmamasına rağmen buradaki kokuyu anlatamam size. Çok kötü bir koku ya. Derin bu ne? Bakın yanıyor. Alevliler içindeyim. Evet, bakın Bam nasıl yanıyor bam görüyor bam. musunuz? Yağ da böyle ortaya çıktı. Alevliler Fakat içindeyim. Gelin ne yapıyoruz? Dediğimiz gibi bu deneyi evde tek başınıza kesinlikle yapmıyorsunuz. Bakın çıkan dumanı görüyor musunuz? Öf. Öf 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 öf. Evet, elmayı bakalım. Öf, çok yakalım. kötü. Elma Çok kötü değil mi derin? yanmayacak galiba. Pu pu pu. Çok kötü değil mi? Bana çok kötü Ağzımın üstüne geldi. geliyor, tükürüyorum. Evet, bakın burada karşımızda bir elma var. Bu elmanın kabuğunu ben soydum. Bakalım yakabilecek miyiz bu elmayı? Değil mi derincim? Hala dumanı tutuyor. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar zararlı. Bakın. Çok kötü koktu. Nasıl kokuyor biliyor musun? Böyle sanki gazete kağıdını yakmışsın gibi kokuyor derin. Şey cips. Öf, böyle bir koku yok ya. Bu kokuyu duyan yemez artık bunu. Çok zararlı. Sakın yemeyin böyle bir şeyi. Bakın elma yanmıyor. Çünkü son derece faydalı bir gıda. Her gün bir tane elma yerseniz dişleriniz çürümez. Evet, dişleriniz ve çok sağlıklı olursunuz. Bakın gördüğünüz gibi maalesef buradaki cips yandı ve size ben kokuyu tarif etsene derim. Nasıl bir koku bu? Gazeteyi yakmış gibi. Gazete yanmış gibi. Sen pek gazete yanmış kokusu da duymadın ama şimdi gazete yanmış gibi bir koku var. Gerçekten yani sindi buraya. Bizi hasta edecek bir koku. Ama gördüğünüz üzere elmanın kabuğunu yakamadık. Yakamadık. Çünkü faydalı bir ürün o. Faydalı
faydalı bir gıda, zararlı olan gıdalar ama böyle yanıyor. Ama değdirmiyoruz zaten. Yo, değdiriyorum bak. Değdiriyorum. Yardım. Evet, yanmıyor. Evet, zararlı ürünümüzü tanıttık. Simsiyah tabağımızda cipsleri tanıttık. Biz evimize asla cips almıyoruz. Bu deneyle size cipsin ne kadar zararlı olduğunu göstermek için aldık cipsi. Bir daha da almayacağız. Derin, sen hiç cips yedin mi hayatında? Yer misin peki? Sonrası merak ediyorum ama yemiyorum. Nasıl, anlamadım? Tadını nasıl diye merak mı ediyorsun? Tadını merak ediyorum ama yemiyorum. Evet, her merak ettiğimiz şeyi de zaten yemememiz gerekir değil mi? Eğer zararlı olduğunu söyleyeyim. Büyüklerimiz bize onun zararlı olduğunu söylüyorsa onu yememekte fayda vardır. O zaman bir başka zararlı videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Ağzıma kaçtı. Konuşurken yersen öyle olur. Like atmayı unutmuyoruz. Like butonuna basmayı unutmuyoruz. Subscribe atmayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Evet, görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.